gelir vergisi matrahlarının toplanmasıyla oluşur. Örneğin, personel maaşı 2000 lira. Tatlı vergisini aldı, koydu. Sıkıntı var mı? Yok. %14 SSK, %1 işsizlik. Gelir vergisi matrahı 1700 lira. Gelir vergisi matrahı 1700 lira. Ocak ayında bu bordro yaptığınızı düşünürsek, eski kümülatif geçer sıfır değil mi? Çünkü yıl başında sıfırlanıyor. Geçen ay kocaman bir sıfır kümülatif. Yeni kümülatif 1700. 1700. Yüzde kaç geçiyoruz? %15. Neden? Çünkü benim vergi dilimin baktığım zaman 13 bine kadar %15 kesiliyor. 13 bine kadar %15 kesiliyor. Diyelim Bodrular devam ediyor, Bodrular devam ediyor, Ocak, Şubat, Mart, Nisan derken örnekleme devam ediyorum arkadaşlar. Eski kümülatifim benim, 14'miş. 14'miş. Yeni kümülatifim maaşım 2000 olursa, yeni vergisi matram kaçtı? 1700. Eski kümülatifim kaçtı? 14.000. 14.000 artı 1700 ne olur, ne oluşturuyor? İkinci döneme geliyor. Ne oluşturuyor? Yeni kümülatif. O zaman şöyle mi diyorsun hocam? Eski kümülatif artı gelir vergisi matrağı eşittir yeni kümülatif. Yeni kümülatif şu anda hangi dilimde? %20. Yani şu anda ben 1700'ün yüzde kaçını alacağım? 20. Çalışan bana geldiği zaman ne diyeceğim? Vergi dilimi. O zaman arkadaşlar işte böyle de cevap vermek lazım. Şimdi geçişi anlatayım değil mi? Sizin kafanıza geçiş kaldı. Geçişte yüzeyinde sıkıntı var mı? Yok değil mi? Şimdi personelin geçen aydan gelen kümülatif gelir vergisi matra 12.500. 12.500. Sınır kaç? 13.000. Personelin gelir vergisi matra 1700'müş. Kaçmış arkadaşlar? 1700. 12.500 artı 1700 ne oldu? Hemen yapalım. 14.200. Çok güzel. 14.200. Sınır kaçtı? 13.000. Eski kümülatif? 12.500. O zaman 500'ü? 15'ten. Toparla ne olur? Geri vergisi kesintisi mi olur? Demek ki geçiş aylarında eski kümülatiflere bakıyoruz, yeni kümülatiflere bakıyoruz. Anladık mı?